Merhaba. Türkiye korona vakası itibariyle nüfusa oranla dünyanın zirvesinde. O da güvenilmeyen resmi rakamlara göre. Peki ne konuşuluyor? Şehir içi şehir dışı trafik azalmadığı gibi saray mı soylu mu bilinmez. Devlet kafasına göre alışveriş yasağı koymaya başladı. Herkes her hafta kabine toplantısı sonrası tek adamın ağzının içine bakıyor. Esnafı, çalışanı, öğrencisi, emeklisi, yaşlısı, genci. Plan program hak getire. Ertesi günkü ajandanızı devlet ne derse ona göre tanzim etmek zorundasınız. Yapabilirseniz keyfe geder. Türkiye'nin topyekün aldandığı şey nedir bilir misiniz? Her şeyin berbat olduğu bir ülkede bazı konuların görece iyi gittiği zehabına kapılmaktır. Kimine göre başındaki bakandan dolayı eğitim, kimine göre salgınla mücadele, kimine göre de mesela futbol bir biçimde yürüyordu öyle olmadığı görüldü. Çünkü ülkeyi yönetmek gibi bir derdi olmayanların kümelendiği Ankara hiçbir şeyin iyi gitmesine izin veremez. Son 8 senedir vermediği gibi. Şaşırtıcı olan kendine muhalif diyenler dahil epey bir kesim saraya veya atadıklarına önce kredi sonra prim verdi. Sonuç her defasında hüsran tabi. Komedi ise başarısızlığın faturasının genelde 3 adrese çıkması. Sırasıyla FETÖ, CHP ve dış mihraklar. Yakınlarda çok tuhaf bir şey oldu. Gece yarısı bir siteye korulan açıklama veya bildiri her neyse emekli amiraller hakkında bundan dolayı işlem yapıldı. Hemen darbeci ilan edildiler, rütbeleri söküldü, ordu evine girişleri yasaklandı vesaire. Bu amirallerin mühim bölümü geçmiş darbe davalarında yargılanmış 22'si cezaevinde yatmış. Basın, akademisyenler, sivil toplum örgütleri binlercesi Silivri'ye gitmiş açıktan destek vermiş. Üstelik bu davalara halen kumpas, kurgu, düzmece deniyor. Yıllar sonra tekrar gözaltına alındılar. Sosyal ağlarda veya ekranlarda destek verenlere bakıyorsunuz iki elin parmağını geçmiyor. Onlar da amirallerin fikir hürriyetini savunurken düşüncelerine katılmıyorum, mavi vatan söylemine karşıyım filan gibi şerhler düşüyorlar. Halbuki daha önce bunu da yapmıyor, yurtsever subaylar diyorlardı. Tımarhane diyenler haksız mı? Ülkede herkes birbirini tutuklatmaya çalışıyor. Hukuk ve demokrasi olmadığı gibi özgür ve bağımsız bir medya da yok. Kandırmayın kendinizi. Hal böyle olunca iktidarın şeytanlaştırdığı kesimlerin üzerinde tepinmenin dayanılmaz cazibesine kapılanlara bir kez daha yuh olsun diyor. Öyle bitiriyorum.